Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza elle besleme mama takviyesi yapacağız. Yani anne babalarımız muhabbet kuşlarını besliyorlar. Ama yavrularımız büyüdükçe anne baba biraz daha çok enerji harcıyor. Yavrularını beslemekte biraz daha zorlanıyor. Biz de muhabbet kuşu annesine babasına yardım amaçlı muhabbet kuşlarımızı elle besleme takviyesinde bulunacağız. Elle besleme maması PowerMax'ın B72 var. Onu kullanıyorum ben. Versilaga'nın A21 var. Onu da verebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani markalar falan değişebilir. O sizin tercihiniz. Bugün muhabbet kuşları yavrusunu elle besleyeceğiz. Mamanın içeriğine Enterobac probiyotik, bir de K+K protein tozu var. Bunlardan bir miktar koyacağız. Muhabbet kuşu yavrularını besleyeceğiz. Birazdan muhabbet kuşlarımızın yavrularını alacağız. Öncesine muhabbet kuşlarımıza mamayı hazırlayacağız. Elle besleme mamasını hazırlayacağız. Bugüne kadar şırınga ile elle besleme yapıyorduk. Arkadaşlar bir adet şırıngamız vardı. Bir de şöyle elle besleme aparat ucu vardı. Yani bu ikisini kullanıyorduk. Son alışverişlerimizde Mustafa kardeşimiz Çırpan Kuş Dünyası Facebook'tan bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hatta açıklamalar kısmına linkini de bırakacağım. Arkadaşımız bize bir adet profesyonel bir şekilde elle besleme şırıngası ucu gönderdi. Bunu hediye olarak gönderdi bize. Yani kendisinden bayağı bir alışverişimiz oldu. Ufak büyük demeden hediyesini mutlaka gönderir. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Tabi bizi izliyor veyahut da dinliyorsa kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar Enterobac koyduk. Biraz da protein tozu koyduk içine. Şu mamaların ağzını kapatıyoruz. Tekerle mamayı hazırlayıp tekerle de video çekmek gerçekten zor bir durum. Yani donduruyoruz. Bazı yerlerde dondurup o şekilde videomuzu çekiyoruz. Birazdan yine dondurup muhabbet kuşlarımızı alacağız. Tek tek elle besleme takviyesinde bulunacağız. Evet, nihayetinde uygun bir açıyı ayarladık. Muhabbet kuşlarımızı elle beslemek için aparatımız var arkadaşlar. Aparatı ilk defa açıyoruz. Ayrıca bana bir tane tripod lazım. Yani artık bayağı bir lazım oluyor. Bazen böyle video çekiyoruz. Kamerayı sabitlememiz lazım oluyor. Bunu ilk ayıp geliyorum arkadaşlar. Bunu ilk defa kullanıyoruz. Onun için ilk ayıp geldi. Arkadaşlar aparatımızı yıkadık geldik. Şöyle uç kısmını da taktık. Şırıngamız bu arkadaşlar. Yani fiyat olarak bilmiyorum. Belki 40-50 lira civarlarındadır. Şırıngası bir de aparat ucuyla beraber. Yani bunu bu şekilde arkadaşımız bize hediye göndermiş. Kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şöyle yapalım. Şuradan mamayı çekiyoruz içine. Bakın arkadaşlar, mamayı çekiyoruz şırıngadan. Bunları muhabbet kuşlarımıza birazdan kursaklarına basacağız. Keratalara takviye olarak elle besliyoruz. Arkadaşlar gelen uç ince olduğu için şırınganın içinden geçmiyordu. Biz de şöyle kendi ucumuzu kullandık. Arkadaşlar bu 17G, bu da 16G. 17G biraz daha ince olduğu için bunu kullanmıyoruz. Bizim kendi aparatımız var. Elle besleme aparat ucu var. Onu kullanıyoruz. Şimdi muhabbet kuşumuzu alacağız. Tek tek elle besleme takviyesinde bulunacağız. Arkadaşlar kuşu bu şekilde tutuyoruz. Kuş şu an yatar vaziyette. Burun kısmı bana bakıyor. Burun kısmı size bakacak arkadaşlar. Ters çevirdiğinizde muhabbet kuşunun pozisyonu bu olacak. Buradan sol taraftan bakın arkadaşlar. Sol taraftan mamayı basacağız. Şu an kursağa kadar sokmuş vaziyette. Yanlış bir hareket veyahut da ters bir yere mamayı vermemiz halinde hayvan ölümle sonuçlanabilir. Yani hayvanı kaybedebilirsiniz.
onun bilincine varıp o şekilde düzenli bir şekilde takviyenizi, elle beslemi, mamanızı yapın arkadaşlar. Evet, bunu besledik. Aparatı yeni aldığımız için biraz zorlanıyorum kullanmakta. Önceleri şırıngayla elle besliyorduk. İkinci kuşumuzu aldık arkadaşlar. Ters yatırdık. Arkadaşlar muhabbet kuşumuzu ters yatırdık. Yüzü bize bakıyor keratanın. Yüzü size bakar vaziyette sol taraftan. Bakın sol taraftan kursağına bakacağız mamayı. Yani uygulamalı olarak sizlere gösteriyoruz. Yapamazsanız birinden yardım alın. Küçükler için söylüyorum. Büyüklerinizden yardım alın mutlaka. YouTube'da videoları var. Yani anlamadığınız bir yer olduğunda başka arkadaşların videosu da var. Açıp onları da izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Tekrardan çektik şırıngaya. Şu an sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru mamayı takviye ediyoruz. Bakın. Kuşun yüzü bize bakıyor. Muhabbet kuşumuzun sol tarafından basıyoruz. Arkadaşlar sağ tarafa basmanız halinde sağ tarafa basarsanız eğer muhabbet kuşunu öldürürsünüz. Yani şu şekilde bakın. Hayvanın sol tarafı burası. Sağ tarafı da burası arkadaşlar. Sağ tarafa basmanız halinde dediğim gibi muhabbet kuşunu öldürebilirsiniz. Onun üstüne basa basa sizlere söylüyorum. Yanlış bir şey yapmayın arkadaşlar. Bakın muhabbet kuşumuzun yüzü bize bakıyor. Sol taraftan mamayı basıyorum. Bakın. Kursak şırınganın ucu bu şekilde. Bak burada arkadaşlar. Baş parmağıma değiyor şırınganın ucu. Şırınganın ucunu hissediyorum. Evet sol tarafa doğru mamamızı basıyoruz. Tekrardan alıyoruz. Şırıngamızı dolduruyoruz. Ben bunları niye yapıyorum? Elle beslenen maması hangi durumlarda verilir? Elle beslenen maması anne ve hatta babanın bakmadığı yavrulara biz kendimiz elle mücadele bulunuyoruz. Yani elle beslenme takviyesine bulunuyoruz. Annemiz bunlara bakıyor ama yeteri kadar bakmıyor. Kursakları boş olduğu için yani annemiz yetişemediği için annemize yardım amaçlı, takviye amaçlı muhabbet kuşlarımızı kursaklarına mama basıyoruz. Yani hayvanlar aç kalmasınlar, gelişimlerini daha iyi tamamlasınlar diye böyle bir işlemi yapma gereği duyduk. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani tekrardan bahsetmek istiyorum. Yanlış bir şey yaptığınız zaman muhabbet kuşunu ölümle bile sonuçlandırabilirsiniz. Allah korusun yani. Öyle bir şey kimsenin başına gelsin istemeyiz. Çünkü bu hayvanlar can taşıyorlar. Yani biz elimizden geldiği kadar bunlara iyi bakmaya çalışıyoruz. Bakın şu kaldı arkadaşlar. Diğerlerine verdik. Tekrarlamış olalım. Tekrardan söylemek istiyorum. Muhabbet kuşumuzun yüzü bize bakıyor. Bize bakar vaziyette sol tarafa doğru şırınganın ucunu sokuyoruz. Bakın. Sol tarafa doğru soktuk. Şurada bakın arkadaşlar şırıngamızın ucu sağ şırıngamızın ucu baş parmağıma değiyor arkadaşlar bakın baş parmağımı hissediyorum. Yavaş yavaş muhabbet kuşumuzun kursağına mamayı basıyoruz. Fazla basarsak fazlasını çıkaracaktır. Yani evet arkadaşlar. Kamera ara ara donuyor. Sürekli kameraya bakmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bazı görüntüleri bulanık çıkacak. Ama seste bir sıkıntı yok. Arkadaşlar 3-4 tane kuşu elle besleme takviyesinde bulunurken size tarif ettik. Tarifini gösterdik. Umarım yanlış bir şey yapmazsınız. Elle besleme takviyesini niye yaparız? Muhabbet kuşumuz hastalanır. Yem yemez, mama yemez, mamadan kesilir. Bu durumda elle takviyesi, elle besleme takviyesi yapılır. İkinci olarak yavrularımızı anne veya da babası bakmaz. O durumda hayvan açlıktan ölmemesi için elle besleme takviyesi yaparız. Son olarak da yavrularımız annesi besler ama yeteri kadar kursaklarını doldurmaz. Hayvanlar aç kalır.
annemizin yetişmediği yerde biz takviye yaparak, yani muhabbet kuşunu tez zamanda gelişimini sağlamak. Yani 30 günü, 35 günü bulduğunda bu hayvanlar yuvadan, kafesten ayrılırlar. Muhabbet kuşu 30 günlük, 35 günlük olduğunda yuvadan atlar, yeme düşer. O saatten sonra, o günden sonra muhabbet kuşunun tek başına yememesi lazım. Evet arkadaşlar, muhabbet kuşu elle besleme tarifi budur arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Şimdilik videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.